Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, dünyanın farklı bölgelerinden, yedi kıtasından, İstanbul'umuzda Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi için bulunan değerli kardeşlerim hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah dört günlük bir buluşmanın sonuna gelmiş durumdayız. Oldukça verimli ve faydalı olduğunu düşündüğümüz toplantımızın inşallah sonuç bildirgesini biraz sonra paylaşacağız. Pazartesi günü Muhterem Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizimle birlikte oldular. Dün de yine kendisiyle Ankara'da beraber bazı konularımızı müzakere ettik. Sizlere selamlarını getirdim. Bu sabah geldim Ankara'dan. Hepinize Cumhurbaşkanımızın selamları var. oldukça bahtiyar olduklarını sizleri İstanbul'da görmekten, ağırlamaktan gerçekten mesut ve bahtiyar olduklarını yeniden ifade ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım bizimle beraber oldu. Meclis Başkanımız bizimle beraber oldu toplantımıza büyük bir katkı sağladılar. Sizler adına hepsine teşekkür ediyoruz. Dün akşam Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımız burada sizlerle beraber oldular. Çeşitli konularda görüşlerini ifade ettiler. Sorularınızı cevaplandırdılar. Sayın Dışişleri Bakanımız <laughs> Dışişleri Bakanımıza da buradan şükranlarımı arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, İstanbul esasında birlikte yaşama tecrübesini dünyaya en güzel bir şekilde göstermiş olan medeni, medeniyeti ile tarihi ile e dünyanın en önde gelen şehirlerinden, kadim şehirlerinden birisidir. Müslümanlar yaşadıkları illerde, şehirlerde, kentlerde her zaman farklı inançtan, farklı ırktan, farklı mezhepten, farklı düşünceden insanları bir arada huzur içerisinde yaşamalarını sağlamış, bunu başarmış ve medeniyetimize çok büyük katkı sağlamıştır. Bizim şöyle tarihe baktığımız zaman 1400 yıllık süreç içerisinde hakim olduğumuz beldelerde yani Müslümanların idare ettiği beldelerde Farklı inançtan, mezhepten, ırktan insanlar hiçbir şikayette bulunmamışlar. Emevilerden Abbasilere sonra Endülüs dönemi, Selçuklular, Büyük Selçuklular, Osmanlı yine Müslümanların Afrika ülkelerinde hakim olduğu yerlerde Hindistan'dan Pakistan'a ne zaman Müslümanlar hakim olmuşsa herkes huzur içerisinde olmuştur. Çünkü bizim inancımızda insanlar ya yaratılışta, hilkatte eş olarak görülmüş ya da dinde kardeş olarak görülmüş. Ötekinin inancına her zaman saygı gösterilmiş tebliğ yapılmış. Ama tebliğ neticesinde farklı inançtan insanlar bu tebliği kabul etmişlerse başımızın üzerinde yerleri olmuş. Ama etmemişlerse de la ikrahe fiddin hükmünce herkes e, kendi inancını rahat bir şekilde yaşamış ve birlikte yaşamanın tecrübesini en güzel bir şekilde göstermişlerdir. Burada da sizlerin ifade ettikleri gibi, ettiğiniz gibi diğer topluluklarda, çeşitli ülkelerde azınlık durumunda olan Müslümanlar maalesef aynı muamele ile karşılaşmamışlar. Her zaman farklı davranılmış, her zaman asimile edilmeye çalışılmış, izole edilmeye çalışılmış, entegrasyon e, düşünceleriyle, modeli ile başlanılmış ama netice itibariyle asimilasyon gerçekleştirilmeye çalışılmış. İşte bizim itirazımız bunadır. Müslümanlar olarak azınlık olarak yaşadığımız yerlerdeki itirazımız bunadır. Herkes insan haklarından istifade etsin. Temel insan haklarından inançlarına, düşüncelerine, mezheplerine bakılmadan insan olarak herkesin yararlanması, istifade etmesi önemlidir diyoruz. Eğer bu sağlanırsa dünyada kavgalar biter, huzursuzluklar biter, barış her bölgede, her beldede yaşanmış olur, ırkçılık olmaz. Bizim için en önemli düstur, en önemli ilke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsü inna min zekerin ve unsa ve cealnâküm şu'uben ve gabâile li te'arafû inne ekramakum indallâhi etkâküm. İnna Allah alimun habir. Sadakallahu azim. En önemli prensip budur, ilke budur. Burada Rabbimiz insanlara sesleniyor. Ey insanlar diyor. Ey insanlar. Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışasınız diye sizi şubelere, kabilelere ayırdık. Allah indinde en makbulünüz, en üstün olanınız takva sahibi olanlarınızdır. Demek ki bizden takva isteniyor, iman inanç isteniyor. Bu prensiplere uyduğumuz müddetçe dünyada barış da olur, huzur da olur. Herkes birlik ve beraberlik içerisinde dünya hayatını tamamlar. Değerli Hazirun, bu girişten sonra dört gün boyunca ilk gün Dolmabahçe Sarayı'nda açılış e, açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz daha sonra burada pazartesi günü akşam yapmış olduğumuz oturumdan itibaren bugüne kadar yapılan müzakerelerin müzakerelerde sizlerin büyük katkıları oldu. Bütün kardeşlerimizin burada dile getirmiş olduğu hususlardan eee Oluşturmuş olduğumuz 19 maddelik sonuç bildirgesini dünya kamuoyuyla inşallah biraz sonra paylaşacağız. Ben baştan katkı sağlayan buradaki bütün kardeşlerime ve şu anda burada olmayan ancak önceki günlerde burada bulunmuş ve katkı sağlamış olan bütün katılımcılarımıza, bütün kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Tabii ki Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüzün çok büyük emekleri oldu. Aylar öncesinden itibaren bu toplantının gerçekleştirilmesi için gayret ettiler, çalıştılar. Onlara huzurunuzda şükranlarımı arz ediyorum. Dış İşleri, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcımız Doktor Selim Argun Bey'e, Genel Müdürümüz Erdal Atalay Bey'e ve bütün ekiplerine, Diyarşili Başkanlığımızın bütün birimlerinden katkı sağlayan hocalarımız oldu. Hepsine burada şükranlarımı arz ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuzda ne güzel toplantıların yapıldığı, ne güzel neticelerin alındığını da bir kez daha görmüş olduk. Katkı sağlayan herkese buradan şükranlarımı arz ediyorum. Burada yüz kadar Ateş'e müşavirimiz mevcut. Yerlerinde, yurt dışında çeşitli bölgelerde görev yapan ateşe ve müşavirlerimiz var. Bir de önümüzdeki aylarda yeni göreve başlayacak olan müşavir ve ateşelerimiz, koordinatörlerimiz var. Onlar da dört gün boyunca bu toplantıya katıldılar. Bugün öğleden sonra ve yarın akşama kadar da toplantıları burada yine devam edecek. Onlara da katkılarından dolayı burada şükranlarımı arz etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi temel sorunlar, çözüm önerileri ve işbirliği imkanları sonuç bildirgesini dünya kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi temel sorunlar, çözüm önerileri ve işbirliği imkanları başlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ev sahipliğinde 103 ülkeden 211 temsilcinin katılımlarıyla 16-19 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım beyefendilerin teşrifleriyle Dolmabahçe Sarayı'nda açılışı yapılan bu zirvede Müslüman azınlıkların temel hak ve özgürlükleri, sorunları ve çözüm önerileriyle işbirliği imkanları ele alınarak müzakere edilmiştir. Son iki asırdır hızlı ve köklü değişimlere sahne olan yeryüzünde emperyalizmin işgal ve sömürge politikaları dünya nüfusunun büyük bir kısmını açlık, yoksulluk ve sefalete mahkum etmiştir. Bu vahim tabloyu besleyen ırkçılık, sosyal dışlama, ötekileştirme, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, İslamofobi gibi söylem ve uygulamalar insan hayatını ve onurunu hiçe saymakta, insanlığın ortak ahlaki ve vicdani değerlerini tahrip etmektedir. Bu durum insanlığın iyiliğe ve geleceğe dair ümitlerini de azaltmaktadır. Bilhassa Müslümanların azınlık olarak yaşadığı coğrafyalarda ırkçılık ve etnisite üzerine kurgulanan kirli ve çıkarcı siyasi projelerin artması Müslümanların hareket ve özgürlük alanlarını giderek daraltmakta, haklarını kısıtlamakta sosyal ve kültürel kurumlarını işlevsiz hale getirmektedir. Bu durumun düzeltilmesi adına bireysel, kurumsal ve toplumsal anlamda herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı bu bilinçle hem Müslüman toplumların hem de bütün insanlığın temel sorunlarına ışık tutacak çözümler üretecek daha güzel bir dünyanın inşasına katkı sunacak ve ortak eylem planlarının temeli olacak Avrasya İslam şuraları, 1. ve 2. Afrika Müslüman dini liderler zirveleri, Avrupa Müslümanları buluşması, dünya İslam bilginleri Barış, İtidal ve Sağduyu İnisiyatifi Toplantısı, Latin Amerika ve Karayip Adaları Müslüman Dini Liderler Zirvesi, Asya Pasifik Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi gibi önemli organizasyonlar düzenlemiştir. Bu zirve de onların devamı mahiyetindedir. Dört gün süren müzakereler ve istişarelerle gerçekleşen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi toplantısı neticesinde aşağıdaki hususların dünya kamuoyu ile paylaşılmasında fayda mülahaza edilmektedir. 1. Tarih boyunca İslam dininin ve medeniyetinin temsilcileri olarak Müslümanlar, Yaşadıkları coğrafyalarda ve kurdukları medeniyetlerde hukuk, adalet, eşitlik, merhamet ve güzel ahlakın en seçkin örneklerini sunmuşlar. Azınlıkların, mazlum ve mağdurların her daim hamisi olmuşlardır. Bugün bireysel Sosyal ve küresel boyutta yaşanan sorunlar ve krizlerin çözümü ve aşılması İslam'ın hak, hukuk, rahmet ve merhamet ilkelerinin insanlıkla yeniden buluşturulması ile mümkündür. 2. Din, dil, ırk, renk, cinsiyet ve coğrafya ayrımı yapılmaksızın kendilerini korumak kültürlerini inançlarını dillerini muhafaza etmek sosyal ve geleneksel yapılarını geliştirmek genç nesillerini bu bilinçle eğitip yetiştirmek bütün azınlıkların en tabii haklarıdır. İslam'ın her insana doğuştan tanıdığı can, mal, akıl Din ve neslin dokunulmazlığı hakkı insani hak ve özgürlüklerin her durum ve şartta korunması yeryüzünün barış, güvenlik, huzur ve istikrarı için elzemdir. 3 Yeryüzünün hangi coğrafyasında olursa olsun hiçbir azınlık toplumun milliyet cinsiyet, renk, kültür, din ve dil temelinde aşağılanması, <laughs> zulüm ve haksızlığa uğraması, eziyet görmesi, içinde bulunduğu zor şartlar ve çaresizlikler sebebiyle dinini, adını, kimliğini değiştirmeye, kültürel değerlerini terk veya inkara zorlanması Asimilasyon ve veya soykırıma maruz kalması insanlık suçudur. Her türlü insani hak ve temel özgürlüklerin uluslararası anlaşmalarla teminat altına alındığı günümüzde etnik ve dini azınlıkların hak ve özgürlüklerine yönelik ihmal, istismar İhlal ve saldırıların devam ediyor olması medeni dünya adına kabul ve izah edilemez. 4. Etnik ve dini azınlıkların eğitim, sağlık, çalışma ve benzeri alanlarda devletçe sağlanan her türlü sosyal hak ve imkanlardan adalet ve eşitlik temelinde yararlanma hakları vardır. Çok kültürlülük ve bir arada yaşama hukuku insan onuruna ve haklarına saygılı gerçek manada demokratik toplumların ve ülkelerin olmazsa olmazıdır. Bunu ihlale yeltenen her türlü gizli veya açık söylem, propaganda, faaliyet ve oluşum caydırıcı hukuki müeyyidelerle mutlak surette engellenmelidir. 5 11 Eylül 2001 terör saldırılarını bahane ederek Müslümanları hedef alan çok yönlü baskı ve saldırılar dünyanın pek çok bölgesinde artarak devam etmektedir. Hak ve özgürlükleri hiçe sayan bütün yaklaşım ve uygulamalar faili ve amacı ne olursa olsun reddedilmeli. Bilhassa inanç ve ibadet özgürlüğüne yönelik her türlü şiddeti engellemek, istisnasız bütün devletlere, uluslararası kurum ve kuruluşlara düşen ertelenemez bir sorumluluk olarak görülmelidir. 6. Din kisvesi altında dini değer ve kavramları süfli emellerine alet ederek insanların temiz duygularını istismar edip onları şiddetin nesnesi ve mağduru kılan gerçekte hepsi birer proje ürünü olan terör örgütlerinin yüce dinimiz İslam ve onun samimi müntesipleriyle hiçbir bağı yoktur. Kaba, sığ, Katı, lafızcı, tekvirci ve şiddet eğilimli anlayış ve uygulamaların sevgi, şefkat, merhamet ve adalet dini olan İslam'dan referans bulması asla söz konusu değildir. Kaldı ki bu tür anlayış, yaklaşım ve oluşumların en büyük zararı İslam'a ve Müslümanlara verdiği de açıktır. 7 Bir İslam düşmanlığı projesi olan İslamofobi, ardında kirli çıkar ilişkileri ve ırkçılık barındıran ciddi bir insan hakları sorunudur. İslamofobi, İslam'ı şiddet ve terörü besleyen bir ideolojiden ibaret göstererek bunu sun iyi bir korku ile dünya kamuoyunda yaymak için çalışan hain ve karanlık bir projedir. Bu kavramı literatüre sokmaya çalışanların gerçek amacı her durum ve şartta kültürler, toplumlar, dinler ve medeniyetler arasında kavga, sürtüşme ve çatışma ortamı oluşturarak bundan çıkar sağlamaktadır. Dolayısıyla farklı inançlara mensup kişi ve toplumlar arasına husumet tohumları ekmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen İslamofobik faaliyetlerin insanlık suçu sayılması zaruridir. 8. Sömürge ve istila politikalarından ve sonrasında ortaya çıkan küresel ölçekli sorunlardan en fazla İslam coğrafyasının etkilendiği açıktır. Arakan, Filistin, Irak, Suriye, Afganistan, Somali, Libya, Yemen gibi ülkelerde süregelen terör ve savaş milyonlarca Müslümanın hayatına kastetmiş, yurtlarını terk etmelerine, açlık ve sefaletin pençesine düşmelerine sebep olmuştur. Bu acı ve utanç verici tablonun en büyük mağdurları ne yazık ki masum çocuklar, kadınlar ve yaşlılardır. Yeryüzünü yaşanmaz kılan her türlü işgal, saldırı, terör ve savaşı sona erdirmek, insanlık onuru ve haysiyeti adına bütün kişi, kurum, kuruluş, toplum, devlet ve uluslararası örgütler için Acil bir görev ve sorumluluktur. 9. Başta Batı'da olmak üzere dünyanın muhtelif yerlerindeki göçmen ve mülteci topluluklarına etnik ve dini azınlıklara yönelik ötekileştirici, nefret uyandırıcı, ayrıştırıcı söylemlerin yanında bütün bu toplulukların evlerini, ibadet mekanlarını ve iş yerlerini hedef alan ırkçı saldırı ve tecavüzlerde de ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Söz konusu suçların faillerinin bulunarak adaletin uygulanmasında gösterilen ihmal ırkçı tecavüzleri ve suç potansiyeli taşıyanları cesaretlendirdiği gibi hukuka güveni zedelemekte ve söz konusu ülkelerde ayrımcı ve çifte standarda dair politikaların varlığı algısını güçlendirmektedir. Bu iki yüzlü çelişki ve gayri hukuki tavrın toplumların barış ve huzurunda tamir edilemez yaralar açması kaçınılmazdır. 10. Son zamanlarda Kudüs'ü bir işgalci topluluğun başkenti yapmaya yönelik çalışmalar fitne, kavga ve kaosu büyütmekten öteye geçmeyecek beyhude bir çabadır. İnsanlığı, kadim geleneği, uluslararası hukuku hiçe sayan, barışı engelleyip kavgayı körüklemekten başka bir işe yaramayacak bu pervasız yaklaşımı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Bütün Müslümanlar için Kudüs Filistin'in başkentidir ve ilelebet öyle kalacaktır. Müslümanlar tarih boyunca işgal ve zulmün karşısında ve bütün mazlumların yanında olduğu gibi Mescid-i Aksa'nın ve Filistin'in de her zaman yanındadır. 11. Tüm dünyadaki azınlıklar her şeyden önce kendi aralarında dostluğu, dayanışmayı, muhabbeti ve işbirliğini güçlendirmeli, sorunların ortak çözümü için istişari metotlar ve stratejiler geliştirmelidirler. İç sorunlar bir fitne ve kavgaya dönüştürülmeden çözülmeli Kur'an ve sünnetin rehberliğinde sağduyu ile hareket edilmelidir. 11 12 İslam'da ilim, irfan, hikmet ve ahlak bir bütündür. Tarih boyunca Müslümanlar vahyi esas alan, akla değer veren, mutedil ve kucaklayıcı bir yaklaşımla dünyaya umut ve güven aşılamıştır. Bugün de birlik ve beraberliği zedeleyen, barış ve huzuru bozan, fitne ve tefrikaya sebep olan, suçlayıcı, ötekileştirici her türlü söz, anlayış ve davranıştan bütün Müslümanlar özenle kaçınmalıdır. 13. Esasında birer rahmet vesilesi olan etnik, mezhep, meşrep farklılıklarının Fitne ve tefrika vesilesi kılınmasının kardeşliği ve birliği zedelemesi kaçınılmazdır. İslam toplumlarındaki sorunların karmaşa, kaos ve kavgaya dönüşmesi dış müdahaleler için uygun birer bahane olmakta ve meseleleri büsbütün içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Dolayısıyla Müslüman topluluklar gerektiğinde öz eleştiri yapmaktan ve kendileriyle yüzleşmekten çekinmeden kendi meselelerini usulü dairesinde karşılıklı hoşgörü ve anlayış çerçevesinde çözmenin metotlarını bulmak zorundadır. 14. Müslüman azınlıklar yaşadıkları ülkenin idari ve hukuki normlarına saygılı biçimde ve medenice haklarını talep ve takip etmelidir. Bu anlamda yerel, ulusal ve küresel düzeyde kuruluşlarla örgütlü, donanımlı, açık, şeffaf, kuşatıcı, huzur ve barışa katkı sağlayıcı bir yapının oluşturulması önemlidir. 15. Müslümanlar bulundukları her yerde yardımlaşma, paylaşma, nezaket, zerafet, güzel ahlak gibi değerleri yaşamalı, yaşatmalı ve insanlığı İslam'ın müşfik ve aydınlık ilkeleriyle tanıştıran birer barış elçileri olmalıdırlar. Aynı şekilde sosyal, siyasi, iktisadi ve eğitimsel hayatın her alanında örnek ve başarılı çalışmalar umut ve güven veren adımlarla var olmalıdırlar. 16 Küresel derin yapıların İslam coğrafyasında fitne, tefrika ve terör ar aracı olarak kurduğu sinsi ve karanlık bir yapı olan FETÖ terör örgütü 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de giriştiği hain darbe teşebbüsüyle ifşa olmuştur. Allah ve peygamber tasavvurunu, İslami kavramları, insani ve vicdani değerleri tahrif ve tahrip eden bu din istismarcısı terör örgütü hem İslam dini için hem de yeryüzündeki bütün Müslüman varlığı için küresel bir tehdit ve musibettir. Elebaşılığını Fethullah Gülen'in yaptığı bu karanlık örgüt, küresel şer odaklarının desteğiyle din hizmeti kisvesine bürünerek hain faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Bugün özellikle Müslüman azınlıkları hedef kitle olarak seçen FETÖ terör örgütüne karşı dikkatli ve duyarlı olmalı, propagandalarını asla itibar edilmemelidir. Bu konuda bütün Müslümanların da bilinçli ve özverili biçimde işbirliği yapmaları ve mücadeleye devam etmeleri önem arz etmektedir. 17 Özellikle İslam coğrafyalarında ortaya çıkan ve İslam'ın muazzez kavramlarını istismar ederek şiddet ve terör uygulayan DEAŞ, Boko Haram şebab ve benzeri örgütlerin arkasında kirli çıkar ilişkilerinin olduğu aşikardır güç ve iktidar savaşlarının sinsi küresel projelerin ürettiği bu kukla terör yapıları şehirleri harabaya çevirmekte İslam medeniyetinin tarihi kültürel estetik ve mimari mirasını da yok etmektedirler. İslam diyarlarına kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen ve sürekli Müslümanları katleden söz konusu terör örgütleri özellikle işgal coğrafyalarının göçmen veya azınlık kitlelerinin gençlerini kandırmakta ve hain emellerine alet etmektedir. Bütün Müslümanların gençlerin taşeron terör örgütlerinin eline düşüp heba olmaması için işbirliği içerisinde çalışmaları hayati bir sorumluluktur. Bu bağlamda İslam'ın hak, hakikat, rahmet ve merhamet ilkeleri, medeniyetimizin ilim, hikmet, ahlak, hukuk mefkuresi yeni nesillere iyi anlatılmalı, ve iyi öğretilmelidir. 18 Dünyadaki İslam toplumlarının ayrılmaz bir parçası olan Müslüman azınlıkların ümmet bilinci, kardeşlik ahlakı ve hukuku gereği sürekli iletişim halinde olmaları ve birlik beraberlik içinde hareket etmeleri sorunlar ve ihtiyaçlara yönelik işbirliği yapmaları ve ortak çalışmalar geliştirmeleri oldukça önemlidir. Bu bağlamda özellikle din eğitimi, dini yayınlar ve din hizmetleri alanlarında yapılan tecrübe paylaşımı ve ortak çalışmalar daha güçlü ve kapsamlı hale getirilmeli ve kurumsallaştırılmalıdır. 19 Müslüman azınlıkların bulundukları toplum içerisinde temel hak ve özgürlükleriyle var olmalarının, yaşadıkları ülke ve dünyaya olumlu katkılar sunmalarının nitelikli insan varlığı ile mümkün olduğu açıktır. Nitelikli insan gücünün ise etkili ve kaliteli bir eğitimle sağlanacağı muhakkaktır. Bu anlamda Müslüman topluluklar özellikle eğitim ve kültür alanındaki işbirliğini güçlendirecek yeni adımlar atmalı, daha iyi ve huzurlu bir hayatın ve dünyanın inşasına katkı sunacak uluslararası eğitim müesseseleri ve araştırma merkezleri kur kurmalıdırlar. Ayrıca bu müesseseler Müslüman azınlıkların temel sorunlarının ve çözümlerinin tespiti sadedinde çalışmalar, analizler yapan, ilmi, edebi yayınlar, projeler, stratejiler üreten ve geliştiren birer merkez olmalıdır. Bu çerçevede yukarıda işaret edilen alanlarda çalışmalar yapmak üzere Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uluslararası Müslüman topluluklarla dayanışma vakfı müstav kurulmuştur. Kamuoyuna, dünya kamuoyuna saygı ile duyurulur.